Ülkenin itibarını ve saygınlığını yok ettiniz. Kulak vermediniz. 2004 yılında Milli Güvenlik Kurulu'nda devletin belgeleriyle kanıtlanan tehlikeli bir yapılanma haline gelmiş FETÖ'yü görmezden geldiniz, kucak açtınız, destek verdiniz ve büyüttünüz. Siz af dileyerek, aldatıldık diyerek sorumluluktan kurtulduğunuzu sandınız. Fakat faturayı yine millet ödedi. Sayın milletvekilleri, bıçak kemiğe dayandı. Bu ülkeye, aziz milletimize lütfen daha fazla bedeller de ödetmeyin. Artık acı, gözyaşı, haksızlık ve adaletsizliklerinize de son verin. Son verin ki milletimiz devletine, ordusuna, yargısına, meclisine güvensin. Yarınlara umutla baksın. Ülkesinde yaşamaktan onur ve mutluluk duysun. Artık kulak verin, dinleyin ve lütfen sağduyulu olun. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir ana muhalefet partisi lideri adalet için yürüyüşe başladı. Evet, sadece adalet için. Adalet için bir gün hepimize lazım olacak. O adalet için yürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu Kırklareli'ndeki, Hakkari'deki, Sinop'taki, Adana'daki sadece ve sadece adalet isteyenler için yürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu işçi, emekçi, memur, köylü, asker, bürokrat, yargı mensubu, siyasetçi ve siz milletvekillerinin adaleti içinde yürüyor. Herkes için yürüyor. Gelin kulak verin. Kulak verin ki geçmişteki aldanışlarınız ders olsun. Halkımız, milletimiz artık bedel ödemesin. Gözyaşı dökmesin, dram yaşamasın. İnsanlık için adalet diyorum. Demokrasi için adalet diyorum. Özgürlük için adalet diyorum. Güzel ülkem Türkiye için adalet diyorum ve bir gün size de lazım olacak adalet için tekrar tekrar adalet diliyor, saygılar sunuyorum.